Kurtların Savaşı'nın ideolojik altyapısı bu. Bakın size bir şey söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'na Enver Paşa Almanların yanında yer alarak Osmanlı'nın kaybettiği toprakları yeniden kazanırız düşüncesiyle Türkiye'yi, ülkeyi bir savaşın içerisine işte Sarıkamış hafızamızda Almanların, Alman emperyalizminin yanında yer alarak Osmanlı'nın kaybettiği toprakları yeniden alırız diye böyle bir kavgaya sürükledi. Böyle bir savaşa sürükledi Türkiye'yi. İttihat ve terakki, ama bir İttihat terakki yoktu. Enver Paşa'nın İttihat terakkisi vardı. Bir de Mustafa Kemal Atatürk'ün İttihat terakkisi vardı. O ikinci İttihat terakki çizgisi ne yaptı? Birinci Dünya Savaşı'nın enkazı içerisinde yeni bir cumhuriyet inşa etti. Şunu söylemek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın içerisine, birinci paylaşım savaşının içerisine ülkeyi sokan Enver Paşacılar, Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan etmeye başladılar ve Türkiye kendisini bu cumhuriyet olarak ancak var edebildi anti-emperyalist bir ulusal kurtuluş savaşıyla. Bundan ders alan cumhuriyet yöneticileri ikinci dünya savaşı, paylaşım savaşının içerisine Almanya ve İngiltere'nin baskılarına rağmen Türkiye'yi sokmadılar. Türkiye o savaşın dışında kaldı. Birinci Dünya Savaşı'nın dersleri çerçevesinde. Arkadaşlar şimdi bakın, dünyada emperyalist kapitalist bir kriz var. Az önce söyledim. Emperyalist kapitalist sistemde kriz varsa savaş var arkadaşlar. Krizi savaşla aşmak, yeni bir paylaşım savaşıyla bu krizi aşmak emperyalizmin, kapitalizmin kitabıdır. Maalesef kitabıdır. O yüzden birinci ve ikinci dünya savaşları gibi bir savaş değil. Değişik yerlere yayılan, dağılan, çeşitli aktörlerle süren, kimin eli kimin cebinde belli olmayan, ittifakları sürekli değişen bir üçüncü dünya savaşı, bir paylaşım savaşı yaşıyoruz. Bugün Suriye, Libya, yarın Karadeniz, Doğu Akdeniz, bunlar giderek yaygınlaşacak maalesef. Şimdi AKP ne yapıyor? Türkiye yönetenler ne yapıyor? İşte biz üçüncü dünya savaşının nimetlerinden, paylaşımından yararlanabilir miyiz diye aslında eski Osmanlı'nın kaybettiği bölgeye yeniden nüfuz edebilir miyiz diye bizi bu savaşın içerisinde Suriye bataklığının içerisine ittiler. Bunun adını böyle koymamız lazım. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Şimdi böyle bir şey olmaz. Bizim ülkemize dönük herhangi bir emperyalist işgalde biz elbette ki vatan savunmasını yaparız. Yaptık, yaparız. ABD emperyalizminin bu topraklarda geliştirdiği siyasete karşı her zaman Türkiye'nin devrimcileri ve solcuları anti-emperyalist bir tutum almışlardır. Ama İdlib Savaşı bir vatan savunması savaşı değildir arkadaşlar. İdlib Savaşı AKP-MHP iktidarının geleceği için yapılan bir savaştır. Siyasette yaşamı önereceksiniz. Siyasette ölümü öneremezsiniz. Şehitler Tepesi boş kalacak, boş kalmayacak demek ne manaya geliyor? Ölmeye devam edeceğiz manasına geliyor. Bir siyasal iktidar halkına ölüm vaat edebilir mi? Yaşam vaat eder, yaşam vaat eder. Beceri yaşamı egemen kılmaktır, ölümü egemen kılmak değildir sevgili arkadaşlar. Böyle bir şeyin asla biz parçası olamayız, olmamalıyız. Eğer Türkiye'nin güvenliği söz konusuysa elbette ki ülkemizin güvenliği hepimizi ilgilendirir. Bunun yolu Suriye Savaşı'nı derinleştirmekten geçmez. Suriye'deki yangının söndürülmesinden geçer. Suriye huzurlu olacak ki biz de huzurlu olalım. Biz de huzurlu olmayı hep beraber bu ülkede bir arada yaşamı hep beraber sağlayalım. Şimdi o yüzden sağ sol kavgası biliyorsunuz 80 öncesi böyle tanımlar.